Arkadaşlar ben şimdi videoyu çektim ama videonun başında ufak bir kesit çekecektim. Çekmeyi unuttum. O yüzden şimdi çekmek istedim. İtenlerimi sürekli soranlar oluyor. Bazı videoların başlarında mesela gösteriyorum. En son Lamia videosunda da göstermiştim. İtem tanıtım yapmıştım. Onu daha öncesinde de yaptığımı hatırlıyorum. Ama her videomu izleyemeyen arkadaşlar oluyor. Yani izlemeyen demeyeyim de izleyemeyen diyeyim. O yüzden tekrar item tanıtım yapmak istiyorum. Bu kesit de videonun başına koyacağım. Aslında sonunda çektim. Farmı bitirdim ama editlerken fark ettim çekmeyi unutmuşum. O yüzden hemen kısaca itemlerimden bahsedeceğim. Çok da zaten abartı bir şeyim yok. Bir IB8'im var arkadaşlar. Onun dışında FP8 setim var. Onun dışında da Old Silver, Old Agility, Judy Belt'im var. Bir de Old Elf ringlerim var, dual. Onun dışında şeyden gelen Eventten gelen malzemelerim var. Zaten bunların 1 veya 2 günü kaldı. Ne kadar kaldığına bakmadım şu anda. 1-2 güne bunların hepsi gidecek. Saf karakterimiz kalacak. Çıplak bir şekilde. Onun dışında ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ya neden alt takıları kilitliyorsun? Alt takıları kitlemek de ne bileyim yani falan gibisinden yorumlar ve PM'ler geliyor. Yani sonuçta hani bunları kitlemek birem yani. Birem kimseye koymaz diye düşünüyorum. Ve Allah göstermesin çarın başına bir şey gelir. Ne bileyim. Yani bilgisayara virüs girer, bir şey girer. Hani en azından hani bankayı boşaltsalar bile karakterim kalsın istiyorum. Yani old takıları adamlar patlattıktan sonra yani benim silahım zırhım olsa ne olur yani. Para sıfır ama takım yok. Takı alacak param yok. O yüzden hani ben her ihtimale karşı yani birem bana koymaz. Ki zaten hani bu her türlü kitlenir. Hani 5 tane yani 5M kitledim 5M. 5M'i ben gidiyorum yani yarım saatte 1 saatte kasıyorum. Onun için bana lütfen böyle yorumlarla gelmeyin. Hani çarımız sağlam bir şekilde kalsın istiyorum. Artık bence videoya geçebiliriz. Herkese merhaba single player, hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz üzere leech yapacağız derken pat diye de birisinin gelmesi çok ilginç. Aha gitti. Tamamdır. 1000 tane leech keseceğiz arkadaşlar. Kafamda 3 farklı slot vardı. 3 farklı farm. Birisi buydu. Üçünün arasında kararsızdım önce hangisini yapsam diye. Dünkü Grell videosuna gelen yorumlar doğrultusunda leech'e talep var. O yüzden önce leech'i yapmak istedim. Leech'te boost drop'u var, MS drop'u var biliyorsunuz. Leech'in level'ı 70. Yani 77 level'a kadar leech'ten MS drop'u alabilirsiniz. Ben üzerimdeki parayı sıfırladım. Biliyorsunuz 4 tane MS üzerimde yani burası dolduğu için Grell videosundan MS'leri biliyorsunuz. Üzerimde 4 MS var. Buradan devam edeceğiz inventory'ye. Şimdi kesmeye başlayacağım. 1000 tane keseceğim. Bu arada achievement'ı şuraya ben not ettim ama şöyle göstereyim. 104.327 achievement'ımız. 105.327 olana kadar leech kesmeye devam edeceğim. Kaç saatte kestiğime de bakacağım. Şu anda yavaştan başlayacağım. Hatta beraber birkaç tane keselim. Bakalım nasıl kesiyoruz. 3 atıyoruz. 1,5K'da nakit çıkıyor. Güzel. Pet'i çıkarmadım. Zaten üzerimizde perimiz var. Şu Elmorat sembolleri. EMC'de Elmorat. Lüfer'de de Karus sembolü çıkıyor arkadaşlar. Bunun görevi var. Savaştayken tabii ki de Lunar Savaşı'nda karşı tarafa bastığınızda karşı tarafın liçlerini kesip içinden bunları çıkartabiliyorsunuz. Yani Lüfer'e gidip Lüfer'den Karus sembolü çıkarmamız gerekiyor. Bizim Karusların da savaşta buraya bastıklarında buraya gelip buradan Elmora sembolü çıkarmaları gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane sembol istiyor görevde. 50 milyon exp veriyor. Görevi Laiba'dan alabilirsiniz. Laiba'da Archman Drake var. Şu Derevuş'a Apost'a benzeyen NPC. Şu iki slotu daha keseyim. Ondan sonra ben videoyu duraksatayım. Çok fazla drop atacağını sanmıyorum. İşte çünkü drop oranı biraz zayıftı. O yüzden her dropta videoyu açıp göstermek istiyorum. Ya tahminim 2-3 tane buz, 2-3 tane MS atacak. Yani toplamda 5-6 falan drop alacağız. İnşallah beni şaşırtır daha fazla atar tabii ki de. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Herhangi bir dropta tekrardan sizlere açacağım.
Arkadaşlar eklemeyi unuttum. Şöyle şu dandik çitin diyorum. Dandik şellerden de atıyor. Onları da hemen eklemiş olayım. Onları da biriktireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir tane MS aldık. Yani baya geç oldu ama aldık yani. Droplar bayağı zayıf. Herhalde 1000 tane liş keseceğiz ve gerçekten hiç boost alamayacağız gibime geliyor. Şuna da keseyim de öyle gideyim Tolma'ya. Slota girmişken çöpleri de beraber boşaltalım. Bayağı bir çöp de birikti arkadaşlar. Şimdi kaçtı bizim? 327. Kaç tane kestik acaba? Yani 330 tane falan kesmişiz. Yani 3'te 1'ini bitirdik. Bayağı şel atıyor yalnız. Artı 7 atıyor bir de şelleri. Şeller high class olduğu için muhtemelen boostları engelliyor olabilir. Yani sonuçta boost da high class, shell de high class. Bakalım çöpler ne kadar para ediyor. Daha hiç çöp satmamıştım. VIP'ye de biriktirdim. Beraber satalım diye. 360k yaptı. İyi, burası da böyle yaptı. Şu anda 1.5M oldu. Evet, sonunda busumuzu aldık arkadaşlar. Gerçekten hiç alamayacağız sandım. Çünkü o kadar uzun süre drop atmadı ki. Yani şu an ne kadar oldu bilmiyorum ama 500-600 falan oldu diye tahmin ediyorum. Şöyle aşağıya alalım onu. Hatta şöyle MS'yi eski MS'lerden ayıralım ve kesmeye devam edelim. Arkadaşlar şöyle ikinci MS'mizi de aldık. Bir 300-350 tane falan kaldı mob. Yani 3'te 2'si bitti, 3'te 1'i kaldı. Umarım bir iki tane daha drop atar. Kesmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, farmımız bitmek üzere. Yanlış bakmadıysam aynen. Şöyle 105.327 yaptık. 1000 tane kestik. Bu arada şöyle Nazmi, sana buradan selamlar. Hemen geçelim Sunduri'ye ise. Şuna satalım ya. Sunduri'ye ise koşmadan. ...206 tane sembol kasmışız. Bu semboller dediğim gibi bizim bir işimize yaramıyor. Yani bunlar karusların işine yarıyor. Bize karus sembolü lazım. O yüzden bunları da atıyorum çöpe. 1000 tane liç kestik arkadaşlar. Ne kadar sürdüğünü hemen hesaplıyorum. Bir dakika. ...84 dakika sürmüş. Yani 1 saat 24 dakika. 1 saat 25 de diyebiliriz ona. Çünkü bir kere RP'ye geldim. Hatta 1,5 saat bile diyebilirsiniz. 1000 tane leech kestik. 3,5 M nakit kastık. 1 boost, 2 de MS kastık. Çok da iç açıcı bir slot değil. Zaten videonun başında da söylemiştim. Drop oranı zayıf bir slot. Ama bu arada şunlar şöyle dursun. Shell'leri unuttum. 6-9 tane shell var. Bu shell'leri kıralım. Şöyle 5 tane alayım. 4 tane diğer turda kıralım. Çünkü biliyorsunuz hepsini alınca kırmıyor. Hemen ben NPC'ye gidince tekrardan açayım. Evet, kırdırmaya hazırız. Bakalım. Yine sürpriz bir drop çıkacak mı? Yoksa sadece goblinlerle potla devam mı edeceğiz? Şu ne kadardı acaba ya? Dekorasyon kadar para ettiğini düşünmüyorum ama. Şunlar da var mı? Var. 400k. Çok da bir şey yokmuş yani. 4 tane de kıralım. Pot çıkacak. Tutmadı. Evet arkadaşlar, shell'lerden bir cacık çıkmadı.
Yani çer çöp, başka da bir şey değil. Burada videoyu sonlandıracağım. Yine kafamda bir iki slot daha var ama onları bilmiyorum ne zaman çekerim. Birisi zaten dolu, diğeri boş da bilmiyorum. Şu an kararsızım. Sizin de yine istediğiniz slotlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pek iç açıcı değil ama en azından 1000 tane liçten ne çıktığını gördük. Merakımızı giderdik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.